herkese böyle bakışlar. Ben Aziz Yeniseri kanalından Gökhan. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir içerikle karşınızdayım. Başlıktan da zaten görmüşsünüzdür. Arkadaşlar, Süper Lig'de şampiyonluk yarışı o kadar kızıştı ki gerçekten hayatım boyunca hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Şampiyon kim olacak? Gerçekten hiç beklemiyordum. Beşiktaş Karagümrük'ü yener dedim. Fenerbahçe puan kaybetmesini bekliyordum ama Beşiktaş'ın Karagümrük'e hem de 10 kişilik Karagümrük'e yeniliyor olması gerçekten çok flash bir skor oldu. Galatasaray'ın da Denizli'de 4-1 kazanmasıyla birlikte artı 2 avarajla Beşiktaş avantajlı duruma geçti. Şimdi arkadaşlar, önceki sorumu sorayım. Sizce şampiyon kim olur? Lütfen arkadaşlar, bu videoya artı 1000 like atalım ve kimin şampiyon olacağına dair yorumlarınızı bekliyorum. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bir Süper Lig karması, 3 büyükler karması yapacağız. Tabii ki de burada arkadaşlar şampiyonluk adayları olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan kadro oluşturmaya çalıştık. Şöyle bir şey yaptık arkadaşlar. Böyle nasıl diyeyim size? Şampiyonluk yarışında en iddialı iki ekip var şu an için. Biri Beşiktaş, biri Galatasaray. Fenerbahçe gerçekten işini çok zora soktu. Fenerbahçeliler kendi takımları hakkında ne düşünüyor? Sizce hatayı nerede yaptı? Aynı zamanda arkadaşlar Beşiktaşlılar bekliyor muydu böyle bir muhalefeti? Galatasaraylılar, sizler Galatasaray'ın bu seviyeye gelmesini gerçekten bekliyor muydunuz? Çok ama çok çok merak ediyorum. Düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Ben hemen geleyim arkadaşlar şuradan şu kadroyu oluşturmaya. Arkadaşlar şimdi biz burada 4 tane Galatasaray, 4 tane Beşiktaşlı, 3 tane Fenerbahçeli yaptık. 4 kaç etti ya? 7, 10 mu etti? Yoksa mı yanlış mıyız? Ha, 4-4, 8-11 etti. Bunun nedeni arkadaşlar Beşiktaş avantajı, Galatasaray avantajı. Fenerbahçe'den 3 oyuncu seçtim. Bununla birlikte bir karma maçı yapacağız ama arkadaşlar gerçekten o kadar merak ediyorum ki sezon sonu kim şampiyon olacak? Cumartesi günü kalpler duracak. İzleyebilecek miyiz takımları bilmiyorum ama herhalde bir Galatasaray maçını açacağız, bir Beşiktaş, bir Fener maçını açacağız. Futbolda her şey olabilir. Bir bakarsınız en dezavantajlı konumdaki Fenerbahçe bile belki şampiyon olabilir. O yüzden arkadaşlar ihtimaller futbolda her zaman açıktır. Bu videoya artı 1000 like bekliyorum. Hemen turnuvamızı, challenge'ımızı yapalım. 3 büyükler challenge. Bir gol atmak yeterli olacak bize. Şimdi arkadaşlar tekrardan asıl olaya gelelim. Beşiktaş Karagümrük karşısında açıkçası mağlup durumdayken kimin kaçırdı? Endaun'u kaçırdı mıydı? Borini'nin kaçırdı. %99'luk bir gol pozisyonu vardı. Eğer o skor 2-0 olsaydı gerçekten Beşiktaş adına işler belki o zaman kopmuştu. Ama sonrasında Beşiktaş gerçekten iyi toparladı ama net pozisyon bulmakta çok zorlandı. Galatasaray'a gelirse Galatasaray açıkçası ilk kolay bir maç geçiriyordu ki kaçan penaltılar gerçekten Galatasaray'ı biraz demoralize etti ve Denizli Spor oyuna tutunmayı başardı. 2-1'lik skora geldikten sonra açıkçası ben bir Galatasaray olarak korkmaya başladım. Fakat arkadaşlar devamında Galatasaray golleri olarak skoru 4-1'e getirdi ve kendini en azından şampiyonluk yarışında iddialı konuma getirdi. Gelelim Fenerbahçe'ye. Ben Fenerbahçe'nin puan kaybedeceğini düşünüyordum. 16 maçtır kaybetmeyen bir Sivasspor vardı. Ve arkadaşlar açıkçası dürüst olmak gerekirse ben Emre Belözoğlu'nun taktiksel açıdan sıkıntı yani şu an taktiksel açıdan pek yeterli olduğunu düşünmüyorum. Aldığı galibiyetlerde de tamamen işte Emre Belezoğlu'nun nasıl derler onu biraz takımı motive etmesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum ki oyuncular gerçekten çok ama çok çok farklı oynadı. Şöyle iptal ettik takımımız burada arkadaşlar 4 tane Galatasaray, 4 tane Beşiktaş, 3 tane Fenerbahçeli oyuncuyla bu challenge'ı yapacağız. Bakalım bu challenge'da neler bizi bekliyor. Gerçekten çok heyecanlıyım. Böyle bir sezon sonu yok. Böyle bir sezon sonu yok. Bu arada Ruhani oyuncular geldi. DreamX Soccer 2021'e onunla ilgili video çekeceğim. Bugünlerde güzel izlenmeyi düşünüyorum. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Ve Euro... Ne vardı Euro? Bir şey unuttum ya. Bir şampiyona vardı ama arkadaşlar onun gelmesiyle birlikte bakalım bizleri gerçekten neler bekliyor. Ha, Euro 2020. Euro 2020 gelecek arkadaşlar. Bakalım Euro 2020 ile birlikte bizleri neler bekliyor. Çok güzel challenge videoları. Aklımda umarım sizlere çekebilirim. Ener Valencia, Laiç'e bıraktı. Laiç kaleciyle baş başa Falcao. Gol mü geliyor? Falcao orada da bir talaba. Büyük hata mı? Yok, gelmedi. Yunus Belhanda pasını aktarabilecek mi? Orada aktardı Emre Akbaba'ya. Arkadaşlar Emre Akbaba maçın en kötülerinden biriydi. Ben Emre Akbaba'nın sakatlıktan sonra açıkçası hiçbir şekilde toparlandığını düşünmüyorum. Biraz oyun sesini açmak istedim. Muslera pasını aktardı. Domagoj Vida'ya. Domagoj Vida'dan Christian Luyendama'ya. Luyendama pasını aktardı Gustavo'ya. Gustavo. Ya Gustavo'nun oynadığı maçlarda Fenerbahçe'nin orta saha üstünlüğünü çok eline alması gerekiyordu ama işte biraz da şanssız diyelim gol. Falcao gitmen lazım Arkao. Ener Valencia. Şimdi Ener Valencia yapma abim. Deandre Yedlin pasını aktardı. Radamel Falcao'ya. Ondan Zico ya. Zico çok tehlikeli geldi. Zico. Bu arada Zico OS pozisyonlardaki en iyi oyunculardan bir tanesi. Cristiano Luyendama pasını aktardı. Sağ kanata Valentin Rossi'ye. Rossi bugün ağladı ya. Maç sonunda çok üzüldüm gerçekten.
Caner Erkin'in pasını aktarabilecek mi? Aktardı Adem Laiç'e. Laiç. Laiç'e de çok geçmiş olsun. Laiç'in sakatlığı açıkçası beni üzdü. Futbolcu sağlığı her şeyden daha önemli arkadaşlar. Feguli. Şimdi Emre Akbaba pasını aktardı Zico'ya. Zico. Falcao'ya bıraktı. İyi geldi Gustavo. İyi denemeydi. Valentin Rossi'ye. Topu rahat bir şekilde almam lazım. Sofyan Feguli. Kaçtık. Raşit Gezal gidersin. Gezal yapma Gezal. Hadi Gezal. Orada Omer Abdellahi. Omer Abdellahi. Hata güzel. Devamı gelir mi? Almış olman lazım. Falcao. İyi pas. Gezal'a doğru. Uf, arkadaşlar yemin ederim şu şampiyonluk yarışının stresinden şu an oyuna hiç odaklı değilim. Gezal. İyi pas. Gol getirebilir. Gezal Falcao'ya bıraktı. Falcao. İyi vurur. Falcao. Çok kötü bir deneme. Alisson Becker. Pasını aktardı. Ener. Valencia orada baskı oluşturmaya çalışıyor. Emre Kılınç'a. Full Galatasaray kadrosu kuran bir kardeşimiz Yunus Belhanda. Bir gol bana yetiyor. 25.000 CP kazanmak istiyorum çünkü. Gustavo iyi çıkardı. Reşit Gezal'a doğru. Gezal indirebilecek mi olmadı? Falcao. Hadi Falcao. Çok güzel. Yapma abim. Yapma abim. Luis Gustavo pası. Laiç. Tekrardan Gustavo'ya gelir diye düşündük ama Falcao. Gustavo pası. Feguli'ye. Feguli'ye. Pası atmakta çok zorlanıyorum. Getson Fernandes Yunus Belhanda'ya bıraktı. Dediğim gibi arkadaşlar şampiyonluk yarışının bu kadar kızışmış olmasından ötürü açıkçası çok da söylenecek bir şey yok. Ya hak eden kazansın diyeceğim abi. Yani artık son haftalar biraz da şans işi. Galatasaray Malatya'ya karşı çok gol bulmak zorunda. Aynı şekilde Beşiktaş galibiyetin bile yetmeyeceği artık konuma geldi ki Beşiktaş en avantajlıydı. Ben Beşiktaş'ın kalan maçlarda 2'de 2 yapacağını düşünüyordum ama Beşiktaş gerçekten bizi çok ama çok yanılttı. Yani diyecek çok fazla bir şey de yok. Maçta kötü oynuyoruz ama olsun. Şu an canımı onunla sıkmak istemiyorum. Tamamen oyuna odaklı. Ya oyuna diyorum. Lig'e odaklıyız. Bakalım bu hafta sonu bizi neler bekliyor. Laiç. Feguli. Pasını aktardı Falcao'ya. Falcao iyi pas. Ener Valencia olmadı. David Alaba pası. Marco Teixeira. Deandre Yedlin'e bıraktı. Yedlin. Yedlin bir gole ihtiyacım var sadece benim. Bu arada bugünlerde Open Challenge'da çok iyi oynamıyorum. Dediğim gibi şu anki konsantre durumum zaten ona müsait değil. Ener Valencia. Valencia çok iyisin. Arkasında Getson. Valencia. Daha iyi olabilirim. Yedlin. Pası. Ara pas deneyecek. Çok iyi. Luyendama. Konsantrasyon full. Tekrardan Luyendama. Muslera'ya bıraktık. Artık gol zamanı. Valentin Rossi'ye. Feguli. Feguli. Onu da kaptırdık. Çok ilginç. Yani hiç ama hiç iyi oynamıyoruz. Falcao. Falcao. Çok net bir pozisyon. Saniye gördünüz mü? 59-59'da durdu. Şimdi pasımızı aktardık. Fernando Muslera'ya doğru. Falcao. Ondan Emre Akbaba. Emre. Valentin Rossi'ye. Rossi'ye. Pası Feguli'ye. Feguli. Kaçman lazım. Raşit Gezal. Gezal. İyi pas. Falcao'ya doğru. Falcao uzatabilecek mi? Uzatabilse. Gol geliyor oradan ama. Hadi Valencia. Çok hatalı oynadığım gibi. Bilmiyorum ama. Yunus Belhanda. Uzun oynayacak. Top bizde. Top bizde dedik ama. Luyendama. Çok tehlike geldi. Emre Akbaba. Galatasaray'da bu sezon performansını hiç beğenmediğim oyuncuların başında geliyor Emre. Gerçekten ne sezon başı, ne sezon ortası, ne sezon sonu Emre Akbaba'ya bir türlü alışamadım bu sezon. Abicim bir gol atmam gerekiyor sadece. Falcao. Oyuncu da değiştiremiyorum değil mi? Laiç. Feguli. Hadi Falcao. Laiç. Yedlin. Hata. Abicim o hatayı yapıp topu nasıl alamıyorsun? Belhanda hata. Marcao uzun oynamayı deneyecek. Top bizde. Yedlin iyi pas. Ener Valencia. Çok iyi. Falcao. Falcao. İkili mücadelelerin hepsini kaybettim. Hepsini kaybettik. Valentin Rossi'ye. Gezal. Luyendama. Pası çok güzel. Gustavo. Kaçması lazım. Feguli. İyi pas. Valentin Rossi'ye. Ondan Raşit Gezal'a doğru. Gezal. İkisi normalde çok iyi anlaşan iki oyuncu ama ya ben neden iyi oynamıyorum? Acaba takım uyumundan ötürü olabilir mi ya?
Yok, aynen. Takım uyumunu bilmiyorum. Takım ruhu kaç ama onunla kaynaklı olabilir. Çünkü oyuncularım da koşmuyor fark ettiyseniz. Yunes Belhanda pasını aktardı. DeAndre Yedlin çok tehlikeli geldi. Gibson tekrardan Yedlin. Luyun da ama çok iyisin. Hadi Feguli. Hadi Feguli. Luis Gustavo hızlı çıktık. Gol gelmesi lazım. Gol gelmesi lazım. Güzel Falcao, kaleciyle baş başayız. Hadi Falcao. Falcao. Raşit Gezal inanılır gibi değil. Abicim 25.000 GP'den olduk. 25.000 GP'den olduk. Atamadım ya. Yemin ederim atamadım. Tek %99'luk tek pozisyonum. Yani güzel bir challenge yapalım dedik ama son golü atamıyor olmam gerçekten beni çok üzdü. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bakın -5 yedik ve 25.000 GP'den olduk. Yani iki maçta da gol atamadım ben Open Challenge'da. İlk kez başıma böyle bir şey geliyor. İkisinde de az kadrolarla oynamadım. Bunun sıkıntısını yaşadım ama olsun. İçeriğimiz umarım güzel bir izlenme alır, güzel like'lar alır, güzel düşüncelerinizi de bekliyoruz. Şimdilik de videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.